Milyon, evet. Yaklaşık bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Wow. Ayrıca Oh, hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii ben kısaca onları da anlatayım da size. Levent'te bir residence dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. Her şey olur zaten. O ya, parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil mi? Oh, evet Bülent Yaklaşık Levent'te bir residence dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, Ulus'ta iki tane dairem var. Oh, Ulus'ta iki tane daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? Bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans sahibimiz var, evet. Arabayı zaten saymıyorum artık, arabaları söylemeye gerek yok. Bir dakika, arabaları söylemeye gerek yok, ne demek söyleyelim? Kaç tane yani şöyle, var? Yani 8-10 tane arabam var diye. Bülent Bey! Ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım mı Selvan? Bülent Bey! Şimdi siz telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret Hanım böyle sürekli hiç bir şeyden... Hiç fark etmez. Hangi aday için gelirse gelsin. Fark etmez. Ayrıca buradan şunu da söyleyeyim. Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. Fakat... Gibi, hiç fark etmez. Yaşınız kaç? Yaşınız kaç Bülent Bey? 51. 51 yaşındayım. Sesiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim. Daha biraz öyle. Geliyor. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet, sürekli spor yapıyorum. Bal fındık, ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bülent Bey bir saniye. Hatice Hanım ne alıyoruz? Hayır, o kadar şey söyleyince ben wow yapmak icap etti tamam, gibi geldi. Bülent Bey buyurun. Efendim benim adayım aslında belki izleyenlere biraz Reyhan gelebilir. Hanım mı? Bülent Bey. Reyhan Hanım mı? Hayır. Reyhan Hanım da değil, Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani. İki tane size... bayanımız var. Evet, ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar ama nasıl? Benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok, gerçek söylüyorum. Haluk Bey'e talibim. Ben daha önce bir evlilik yaptım. Şaka mı acaba? Yok, gerçek. Gerçek abi. Haluk Bey. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Benim buyurun. Haluk Bey. Haluk Bey'le buyurun. Size şöyle söyleyeyim. Fiziğinizi beğendim. Bülent Bey. Kendinize bakan bir insansınız. Buyurun. Bülent Bey. Buyurun. Anlamadım şimdi. Bir dakika, anlayamadım ki. Siz bana niye talip oluyorsunuz ki ben? Bülent Bey. Ben anlayamadım ki bu iş. Buyurun Selvihan Hanım, dinliyorum sizi. Bülent Bey, yanlış anladık sanırım. Hayır yanlış anlamadınız. Ben Hollanda'da daha önce bir bayla evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce, Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir yani erkek erkeğe evlilik. Erkek erkeğe mi? Erkek erkeğe evlilik, evet, Hollanda'da resmidir diyorum. Evet, doğrudur. Hollanda'da. Böyle bir evet. Grup var. Yok, bu şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz. Kesinlikle. Yok, beyefendi dediği doğru ama. Yani Bülent Bey'in dediği doğru ama. Telefon bana yani benim gibi adama. Pardon. Benim gibi bir adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım. Hiç size aramamış olun beni. Tamam beyefendi. Böyle bir şey olamaz. Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim. Sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey, hatta mısınız? Telefonumuz düştü. Yerinde de isabet bir karar olmuş.